Merhaba arkadaşlar, boşaltım sistemi soru çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım sorularımıza. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka boşaltım sistemi sorularını çözmeyi ihmal etmeyin. Diyor ki birinci soruda, canlılarda oluşan temel boşaltım ürünlerinden bazıları şöyledir. Hangileri azotludur? Arkadaşlar, azotlu olanlar protein ve nükleik asitlerin sindirilmesi sonucunda oluşanlardır. Bunlar nelerdir? Amonyak azotludur. Üre ve ürik asit azotludur. Ama su, bakın H2O yazıyorum, azot yok. Karbondioksit, CO2 yazdım, nedir? Azot yok. O zaman bizim azotlu moleküllerimiz nelermiş? Azotlu atıklarımız 1, 4 ve 5'miş cevabımız. Gelelim ikinci soruya. Protein metabolizması sonucu oluşacak azotlu atıklar şöyledir. Bu maddelerin zehirlilik dereceleri nasıl sıralanmalıdır? Arkadaşlar, en zehirli olan hangisiydi? Amonyak, değil mi? En zehirli olan amonyaktır ve amonyak bol suyla dışarı atılması gerekiyor. Daha sonra üredir arkadaşlar zehirli olan. Yani üçüncüsü, en az zehirli olan ise nedir? Ürik asittir, yani ikinci sıradır. Evet, 1-3-2 olarak sıralıyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Böbreğe kan getiren damar nedir? Böbreğe kan getiren damar, böbrek atar damarı. O zaman X damarı nedir? Böbrek atar damarıdır. Böbrekten kan götüren damar ise nedir arkadaşlar? Böbrek toplar damarı. Böbrek toplar damarı. Bu damarlarla ilgili kıyaslamalardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, böbrek atar damarında bakın ne vardı fazlaca? Bir kere besin fazla, oksijen fazla, üre fazla arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bakıyorum, böbrek atar damarı. Glikoz miktarı böbrek toplar damarından fazla. Bu doğru. Üre miktarına bakıyoruz. Üre miktarı böbrek atar damarında daha fazladır arkadaşlar. Bu da doğru olacak. Su miktarı. Su miktarına baktığımızda su miktarı böbrek atar damarında fazla, toplar damarında az. Suyun hani %99'u geri emiliyordu ya, %1'i de ne yapıyor? Dışarı atılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? Bu da doğru olacak. O yüzden böbrek atar damarında su miktarı daha fazladır. Oksijen miktarı küçüktür. Oksijen miktarı, yani böbrek atar damarında oksijen az demiş. Böbrek toplar damarında çok demiş. İşte bu yanlış olacak. Neden? Böbrek atar damarında oksijen fazlaydı. Böbrek toplar damarında da karbondioksit fazlaydı. O zaman yanlış şıkkımız bu. Eritropoyetin. Eritropoyetin neydi? Eritrositlerin, yani al yuvarların üretimini sağlayan hormondu. Bu hormon böbreklerde üretildiği için böbrek toplar damarında daha fazladır. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Diyor ki dördüncü sorumuzda, sağlıklı bir insanda verilen damarlardaki üre derişiminin çoktan aza sıralanışı. Arkadaşlar bakın, karaciğer toplar damarı neydi? Ürenin en fazla olduğu damardı. O zaman birinci sırada bunu yazacağız. Böbrek toplar damarı neydi? Böbrek toplar damarı da ürenin en az olduğu damar. O zaman onu en sona yazacağız. Araya hangisi gelecek? Böbrek atar damarı gelecek. Yani cevabımız 1-3-2 şeklinde olacak. Bakın bunu nasıl aklımızda tutabiliriz? Üre nereden atılıyor? Böbreklerden. O zaman böbrek toplar damarında üre az. Üre nerede üretiliyor? Karaciğerde. O zaman karaciğer toplar damarında üre fazla. Zaten ikisi de toplar damar. Sizin aklınızda tutacağınız tek şey karaciğer ve böbrek. Böbreklerde atıldığı için böbrek toplar damarında az. Karaciğerde üretildiği için karaciğer toplar damarında fazla üre bulunur. Bunu unutmayın. Böyle bir soru geldi. Nasıl geldi? İnsanda bu dolaşım sisteminin şekli verildi. Şekilde damarlar numaralandırıldı arkadaşlar. Ve dedi ki yukarıda işte insanda dolaşım sistemi, işte damarlar numaralandırılmıştır. Hangi damarda üre miktarı en azdır ya da en fazladır? İkisinden birini sormuştu. Hangisi olacak? Ya karaciğer toplar damarı olacak, fazlasını sorduysa, az olanını sorduysa böbrek toplar damarı olacaktı. Soru o kadar da basitti aslında. Gelelim 5. sorumuza. Bir insanda idrarda üre artışına hangileri neden olur? Bakın, ürenin artması için bizim azotlu besinlerle beslenmemiz lazım. Bakıyorum, diyor ki fazla miktarda karbonhidrat tüketmek. Karbonhidratlarda azot yok. Dolayısıyla bu üre artışına sebep olmaz. Gitti. Proteinli besin tüketimi. Evet, proteinde ne var? Azot var. Bu olur.
Şeker hastalığı. Arkadaşlar, şeker hastalarında protein metabolizmasında, karbonhidrat metabolizmasında sıkıntı olduğu için fazla miktarda üre oluşabilir. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Geçelim 6. sorumuza. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen sıvının artmasına, yani süzülmenin artmasına ne neden olur? Arkadaşlar, süzülmenin artması için bir kere ya fazla miktarda su içmemiz lazım, ya havanın soğuk olması lazım damarlar daralsın diye, ya heyecanlı olmamız lazım, yani adrenalin hormonunun yüksek olması lazım, dolaşım sistemimizin hızlı olması lazım. Terlemenin artması. Bakın, terlemeyle biz su kaybederiz. Su kaybettiğimiz için idrar oluşumu azalır. Dolayısıyla bu olmaz. Soğuk hava olur arkadaşlar. Ne oluyordu soğuk havada? Damarlar daralıyordu. Basınç arttığı için, kan basıncı arttığı için süzüntü artıyordu. Dolayısıyla bu olur. Heyecan durumunda da yine dolaşımımız hızlandığı için bu da olur. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerle ilgili yanlıştır? Vücuttaki su dengesini ayarlar. Evet, suyun geri emilim mekanizmasını düzenleyerek su dengesini ayarlıyor. Kanın pH'ini ayarlar. Bu da doğru arkadaşlar. Salgıladığı ADH ile suyun geri emilimini sağlar. Bakın, ADH burada salgılanmaz. Suyun geri emilimini sağlaması doğru. Ama ADH nerede salgılanıyor? Hipofizde salgılanıyor. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Vücudun mineral dengesini ayarlar. Evet, sodyum, potasyum, klor gibi iyonların dengesini ayarlıyor. Birden fazla hormonun etkisinde çalışır. Bu da doğrudur arkadaşlar. ADH, kalsitonin, paratormon gibi hormonların etkisinde çalışıyor. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 8. sorumuza. 8. soru grafikli bir soru. Diyor ki, aşağıdaki grafiklerde insanın kanındaki bazı maddelerin bir organa girerken ve çıkarken ki değişimleri gösterilmiştir. Bakın, organa girerken ne olmuş? NH3 azalmış, amonyak azalmış, üre artmış. O zaman bu organ hangisidir arkadaşlar? Ürenin üretildiği organ karaciğer, değil mi? Birinci organımız karaciğer. İkincisinde bakın, üre azalmış, üreyi dışarı atan organ hangisidir? Böbrektir. Üçüncü organa baktığımızda oksijen azalmış, karbondioksit artmış. Bu herhangi bir organ olabilir. Akciğerler dışında herhangi bir organ olabilir. O zaman ben bakıyorum. Birinci ne olacak? Karaciğer. Hemen bakıyorum. Zaten bir tane şık varmış, karaciğer. O zaman D şıkkını işaretliyorum arkadaşlar. Bakın, üçüncüye de beyin yazmış. Buraya beyin yazabilir, mide yazabilir, bağırsak yazabilir. Dediğim gibi akciğer haricinde herhangi birini yazabilir. Neden akciğer yazamaz? Çünkü akciğerde karbondioksit dışarıya veriliyor, oksijen alınıyor. Dolayısıyla karbondioksit azalıp oksijen artıyor. O yüzden akciğer yazılmaz. Gelelim 9. sorumuza. İnsan böbreğinde bulunan yapılarının dıştan içe doğru sıralanışı. Dış tarafta ne vardı? Kabuk, değil mi? O zaman bir numara dışta. Hemen bir altında ne var arkadaşlar? Öz, yani medulla vardır. İkinci sıra. En iç kısımda da pelvis, yani havuzcuk kısmı vardır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 şeklinde olur. Geçelim. Son iki sorumuz kaldı. Diyor ki, organlar vermiş. Bu organların hangilerinin boşaltım maddeleri doğru verilmiştir? Şimdi bakıyorum böbreklere. Böbreklerden su atılır. Tuz, üre, ilaç atıkları ve kreatin atılır arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru. Akciğerden karbondioksit su atılır ama ürik asit atılmaz arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bağırsak. Bağırsaklardan safra atılır. Su atılır arkadaşlar. Doğrudur. Deriden su ve tuz atılır. Hani terimizin tuzlu olmasının sebebi budur. Çünkü suyla birlikte bir miktar tuz da dışarı çıkıyor. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1, 3 ve 4 olur. Geçelim 11'e. Şimdi 11'de soruyu ben yazdım aslında. Sadece size bu nefronun yapısıyla ilgili kısımları tekrardan göstermek için yaptım bunu. Arkadaşlar, şöyle şuradan başlayalım. Bakın, böbreğe kan getiren damar bu nedir? Böbrek atar damarı. Böbrek atar damarı. Şu nedir? Bakın, şurada kalın olan damar getirici damar, değil mi? Getirici damar. Ortada yumak şeklinde olan neydi? Glomerulus kılcallarıydı. Glomerulus kılcalları. Daha sonra glomerulustan çıkarak diğer kılcallara giden neydi arkadaşlar? Götürücü damar. Götürücü
Damar. Bir de şu ince olan yapılar neydi? Bunlar da nefron kılcalları. Nefron kılcalları. Nefron kılcalları birleşerek bakın nereye gidiyor? Böbrek toplar damarını. Damarları bitirdik. Böbrek toplar damarını. Şimdi gelelim şu yapıya, nefronun kanallarına. Arkadaşlar şurada bakın anahtar şeklinde olan, hani dedim ya tamircilerin kullandığı 12-13 anahtarlar falan vardır, onlara benziyor. Bu anahtar şeklinde olan, farklı bir renkle yazayım. Bu nedir? Bowman kapsülü. Bowman kapsülü. Bowman kapsülünün hemen bitişiğinde olan nedir? Proksimal tüp. Proksimal tüp. Proksimal tüpten aşağı doğru inen nedir? Henle kulpu. Henle kulpu. Daha sonra arkadaşlar henle kulpuna bitişik olan bu kısım nedir? Distal tüp. Distal tüp. Ve son olarak bakın idrarın oluştuğu yer artık son yerimiz. Burası da idrar toplama kanalıdır. İdrar toplama kanalı. Bunların yerini ve görevlerini bilmeniz oldukça önemlidir. Çünkü boşaltım sisteminden bir soru gelirse büyük ihtimal nefronlarla ilgili gelir. Peki nefronlar nerede bulunuyordu? Böbreklerde. Böbreklerin neresinde? Arkadaşlar, böbreklerin kabuk ve medulla kısmı vardı, değil mi? Yani öz bölgesi vardı. Henle kulpunun olduğu kısım neresiydi? Medulla bölgesi, yani öz bölgesi. Yukarıda olan kısım ise kabuk bölgesi, yani korteks bölgesidir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın, karşınıza çıkabilir. Bol bol soru çözerseniz emin olun bu şekiller aklınızda kalacak. Hani çalışıyorum çalışıyorum olmuyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bırakmayın. Eğer bırakırsanız emin olun rakipleriniz sizden daha fazla şeyler yapacaktır. O yüzden her zaman için pes etmemeye çalışın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.